Merhabalar, dip çizgiye hoş geldiniz. Ben Efecan Yavaş gel. Bu hafta Togan Karataş'la beraber Euroleague'de çift maç haftasını değerlendireceğimiz güzel bir programı açmak üzereyim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber Efe? İyi hocam. Ne olsun. Basketbola dolu bir hafta için geride bıraktık. Evet. Gerek <laughs> Euroleague, gerek NBA tabi biz sadece Euroleague'in dolu dolu kısmını konuşacağız. <laughs> Ama keyifli bir maç haftası olduğunu söylemek mümkün. Evet. Tabii bizim maçımızdan geçen hafta konuşurken 3 galibiyeti Öngörüyor gibiydik. Ben iki dedim. Ben de 3 demiştim. Ben 3 demiştim. İki de <laughs> kaldık. İki iki. İki tane galibiyet çıkardık. Toplamda bir Fenerbahçe'nin Asfel karşısında deplasmanda aldığı galibiyet. Bir de dün akşam e, Efes'in yani bize göre aslında iki gün akşam önce akşam oluyor. Milan karşısında Sinan Erdem'de kazandığı maçla 4 maçın ikisini kazanmış olduk. Önce Fenerbahçe tarafından başlayacağız. yürürlükte çok da güzel maçlar vardı. E, hafta içi panorama kısmında bunları da ele alacağız. Ama önce takımlarımız, ne durumdayız ee, bunları konuşacağız. Hocam Yasik geldiğinden sonra Fenerbahçe adına aslında karne hep iyi yazdı. Evet. Fenerbahçe adına <laughs> şeyler konuştuk. Bir içeride kaybedilen Kızıldız maçı vardı. Ee, bir nazar boncu olarak gördü. Sonra Zagis birazcık e, moral <laughs> bozmuştu. Ama Asfer deplasmanı Fenerbahçe için kazanmasını beklediğimiz ama zor geçeceğini de düşündüğümüz bir maça evrildi maç içinde biraz asfer maçın içini konuşmak istiyorum öncelikle konuşalım ee, 83 83-73'lük bir Fenerbahçe Beko galibiyeti İyi ee, iyi bir kalates iyi şut yüzdesi hücum ribantlarında konsantre bir Fenerbahçe ve Motley. Jonathan Motley Motley evet ee, önce şeyi söyleyeyim bu Yaskevicius'la ilgili verdiğin örnek önemli ee, Ocak ayını Real Madrid bir miktar düşüş yaşadığı için Ocak ayını net verimlilik lideri geçti Fenerbahçe Evet bu bayağı önemli bir veriydi. Nispeten kolay da fikstürü vardı Fenerbahçe'nin ama Eurolig'in en verimli oynayan takımıydı. Hem hücumda hem savunmada toplam net verimliğe baktığımızda. Ee, ama <laughs> ya yani Monaco maçında işte işte onu göreceğiz. Asfel maçı aslında bir rebound kriziyle başladı. Yani rebound lara konsantre diyebiliriz maç boyunca belki Fenerbahçe ama maçın başında biraz... Maçın aslında <laughs> Modli toparladı o işi. Evet yani şöyle. ilk yarı bir 12-13 e, dakikada bir on reboundlık bir problemi vardı Fenerbahçe'nin. Ciddi rebound veriyordu Fenerbahçe. Ondan sonra reboundlarda... Bu arada iki takım içinde kırılma hmm. aslında hücum reboundları. Evet. Asfel'in maça tutunmasını da hücum reboundlarına evet. bağlayabiliriz. Fenerbahçe'nin maçı çevirmesine de ya da maçı kendi lehine artık e, Hı -hı. ibreyi döndürmesine de hücum reboundlarına bağlayabiliriz. Yani ortalama bir takımın bir maçta alacağı hücum reboundunu asfel 15 dakikada aldı zaten. <laughs> evet. Öyle bir problem yaşadık ama Asfel e, Fenerbahçe bu hafta şöyle bir hafta yaşadı. Asfalt maçını da böyle okumak mümkün. E, toplama takımlara karşı oynadı. Biri kötü biri iyi bir toplama takım. Asfalt bu bu ligin e, kötü bir toplama takımı. Görüntüsünü bir türlü aşamıyor. Nado Decolun'un sakatlığını filan da hesaba katarsak. Toplama takımı biraz açabilir miyim <laughs> hocam? Yani takım kimyası şey. düşük. E, yeni başkan oldum kulübe. Atan gelsin. Atan gelsin abi işte alalım adamları. Yani. Ya da bizim Süper Lig'e takımlar çıkıyor ya işte onu da alalım. Şey, Sımaç vuruyor mu? Yani, alalım, <laughs> gelsin. alalım. Gelsin. Tamam atletik takım ne yapabileceği belli. İşte Mark Scott çok büyük problem yarattı. 25-26 sayı buldu Fenerbahçe'ye karşı ama ben Asfel maçını izlerken çok strese girdiğimi söylemeyeceğim. Çünkü bir yerde Fenerbahçe-Bekan'ın döneceğini biliyordum. Şöyle bir temel fark var. Ee, Nikolates, Wilbekin belki büyük maçlarda o görevi çok iyi yapamıyor ama Asfel'e karşı Fenerbahçe'nin gardları eksik rotasyona rağmen... Oyunu dengeleme bağlamında Asvel'e göre çok daha iyi bir takım. Dolayısıyla gartlar oyunu dengeledi, rebound krizi de çözüldü ve Fenerbahçe normal oyununu oynayarak, çok ekstra bir şey oynamasına gerek kalmadan, normal düzenli oyununu oynayarak maçı kazandı. Yani düzenli oynayan bir Euroleague takımı, dağınık ve atletizm dışında sahaya çok da fazla bir şey koymayan Asvel'i Lyon deplasmanında yenmeyi başardı. Yani Asvel zaten 5 galibiyette. Şey biraz açmak istiyorum aslında <laughs> 24 sayılık bir motip performansı evet. var ama neden rebound dedim? Aslında şunu düşünün <laughs> şundan bahsediyorum Modle oynarken modle konsantrasyonu <laughs> özellikle rakip pivotların rakip forvetlerin konsantrasyonu çok fazla çeken <laughs> e, ona top gitmesini istediğiniz bir oyuncu <laughs> ve bu aslında Fenerbahçe'nin hep forvetlerini işte bu maç özelinde belki e, hatta Guduric'i bile sayabiliriz <laughs> 6 rebound Guduric. 7 rebound Noah eee Doruk'tan da bahsedecek. Bir Kalates performansı. Noah'dan aslında Asfer maçında daha da fazla bahsetmeliyiz. Hı hı. Özellikle bir eee pozisyonu var ki çok da keyif aldı. O bu arada oranın çocuğudur yani. Evet. Oraların çocuğudur. Oraların oyuncusu. Evet, oraların <gülüyor> oyuncusu. <gülüyor> Geçen hafta şey demiştik değil mi? Amir Noah'nın özellikle havuza doğru düşme potansiyeli olan ya da havuza düşen topları e, toplaması gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe Beko'nun De yokluğuyla beraber bu alanda problem yaşaması olası. Bir de Pivotları çok da reboundçu pivotlar değil yani Motley ara ara çok ekstra işler yapıyor Tabii ama Papya yani Sertaç'tan bunu daha çok beklersiniz ama Fenerbahçe'nin oyun yapısında hiçbir zaman dominant bir rebound performansı izlemedik. Bu Yok sene. yani bu sene Fenerbahçe'nin pivotları istikrarlı bir şekilde iyi bir rebound performans sergilemiyor. O yüzden Forvet'lerin i̇şte rebound Nigel katkısı. İşte Nigel'in, e, hatta Kalates'in. Evet Kalates zaten her zaman iyi bir reboundçu oyuncu olmuştu. Ee, burada Amin Nohan'ın katkısı çok önemli. Ya Asfel'in e, atletizmine karşılık verdikten sonra zaten yetenek ve düzen farkı kendini belli ediyor. Nerede oynarsa oynansın o maç çok önemli değil yani. İsterse uzayda oynasınlar, Alper Gezer Avcı'nın yanında oynasınlar bir şey fark etmezdi yani. Asfel yenecekti Fenerbahçe ve yapması gerekeni yaptı. Skorun çok bir önemi yok. Bir sayıyla bile yense bir şey değişmezdi. Kazanmasını bildi yani o üçüncü çeyrekte zaten. 14 sayı fark attı Fenerbahçe. 28-14. Orada 28 -14 maçı kapattı. 3 e evet, şerek performansıyla. Aslında yine ilk şerekte girişte bir problem. Yine problem. Yazabiliriz. Evet. Bir Monaco maçı belki biraz farklı oldu hepsinden. Yani yazık Şimdi yazık. biraz oraya da bağlayalım Bağlıyorum. istiyorum. Aslında çift konuşacağız Fenerbahçe'yi. Ee, Asfalt maçını kazandı Fenerbahçe. Fransa'da kaldı. Fransa mı demek lazım? Monaco mu demek lazım? Monaco ayrı. Ee, farklı şey yapmak lazım. Ee, bu arada Monaco maçı doğrudan aslında bu lig için çok önemli bir maçtı Fenerbahçe adına. Hı hı. E, doğrudan rakibiniz, hı hı. işte... ...bir galibiyet önündesiniz. Monaco'ya yenilmemenin çok kritik olduğu bir haftaydı. E, hocam nasıl gitti son çeyrek maç? Aslında bunu biraz konuşmak lazım. E, biraz... ...kaotik de bir ortam vardı. Evet. Çok Monaco maçlarına da alıştığımız bir ortam değil bu. Daha... ...rahat, relax bir basketbol oynandı. Skorun yüksek çıktı. Ama onlar da herhalde bu... Pilof iddiasının, ilk dört iddiasının bu maçtan geçtiğinin farkındalardı Hı -hı. maç boyunca. Hı -hı. Ee, 76-69'luk bir mağlubiyet Fenerbahçe adına. Şimdi şöyle söyleyelim. Ee, basketbolda <laughs> elemeli turlarda beraberlik olabiliyor. Daha önce olmuştu. Bu maç mesela böyle bir maç olsa Fenerbahçe berabere kalsa dahi avantajlı olurdu. Ama işte lig oynandığı için böyle bir şey olmuyor. Kapanalım yemeyelim yiyelim evet, maçı. Evet kapanalım yani. gol yemeyelim maçı oynayabilirdi Fenerbahçe'de. Şimdi şöyle bir sorun var. E ee, insanlar Monaco'yu izlerken şöyle düşünüyor olabilir. işte Mike James var, Okobo var, sezon başı Kemba Walker'ı getirdiler. Alfa Diallo var, Cambran var. Bu takım atlet ve bu takım tam sahi koşacak gibi bir görüntü veriyor kağıt üzerinde Monaco ama aslında gerçek şu arkadaşlar Monaco Olympiakos ve Milan'la birlikte bu ligin en az tempolu oynayan 3 takımından biri. Dolayısıyla Mike James'in topu çok uzun süre elinde tuttuğunu ya da Okobo'nun isolationlarda topu çok uzun, uzun süre elinde tuttuğunu bir kere cebe koymamız gerekiyor. Fenerbahçe tempolu bir rakibe karşı yenildiği iddiasını kabul etmiyorum ben. Fenerbahçe kaos çıkarmaya başaran bir rakibe karşı yenildi. Aksine. Koşmadı yani Monaco. Yani Can Brown'un e, hatta o noktada Can Brown'la beraber Alfa Diallo'nun sertlik ortaya koyduğu son çeyrekte. E, bayağı zorlandık. Ya yani orada tamam. Mike James maça çok iyi başladı. Okobo yine güzel skor katkısı veriyor. cam Brown. Ben e, Don't e katlanamıyorum ya. Oyunda evet, yani bir biraz... basket attı belki ama. <laughs> e, ama şey konuşalım hocam. John Brown'la Son... e, <laughs> Alfa Diallo'ya daha sağlıklı bir Naci Leavis Davis, 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 Davis olsaydı veya Dechampier sakat olmasaydı. Fenerbahçe'nin çift forveti çok sert çok güçlü, çift forvet kanatlarıyla oynasaydım, Monaco'ya karşı daha avantajlı olabilir miydi? Katılıyorum. Bir de şunu eklemek lazım. Marco Guduric... O konuyu biraz sonra ele alacağım. <laughs> <Yani. gülüyor> Guduriç henüz girmeyelim <laughs> hocam çünkü <laughs> maçın değişmesi noktasında... Skor 51-51 miydi? 51-45'ti. 48-45'ti. Kalites şapkadan tavşan çıkardı. 2 tane üçlük attı. 54-45'e bile getirdi skoru. O biraz geçici bir çözümdü. Yani orada Fenerbahçe'nin kalamayacağı belliydi ama... Şöyle bir avantaj bulmuştu Fenerbahçe. Dağılmaya müsait, e, maçın anlamını da bu sıralamadan görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, Monaco Fenerbahçe'yi geçti. E, dağılmaya evet. müsait bir takımı kırılmanın eşiğine getirmek üzereydi. Ama düzen dışı basketlerle, evet. tırnak içerisinde. Yeski ilk maçı Monaco'ydu hocam hatırlarsınız. Evet. İçeride iyi bir galibiyet Çok almıştı. Çok iyi ve Yani iyi bir başlangıçtı. Bu da e, galiba bir hatırlatma mağlubiyeti olacak. Yani 20 21-8'lik son çeyrek Yasikeviçus'un bazı inatlarına da yazar bu arada onu söyleyeyim. Ne gibi hocam biraz açalım. Noah'yı daha iyi kullanabilirsiniz Noa mesela iyi. orada. Noah'da fiziksel... Nigel'a döndüğü gibi 22 dakika fazla mıydı acaba? E belki bir de çünkü şuna hesaba katmak lazım orada fiziksel olarak da ağır bastı Monaco. Ee, şeyin dakikaları falan belli yani Mote Jonas'ın ne oyuncağı Monaco belli bir rotasyonda oynuyor. Çok e, muhafazakar bir takım dolayısıyla Bart Asla Obradovic bu anlamda birbirine benziyor. Benzer rotasyonlarda, benzer şablonlarda oynayan takımlar. Ama işte Fenerbahçe'nin gardlarını, mesela Wilbeck'in Kalates skor bulurken iki tane üçlük atarken çok tıkanmıştı. Hiçbir şey sokamıyordu. Wilbeck'in de böyle ya yani. Bir önceki maçı iyi oynadı. Bir sonraki maç bayağı bir süre hiç şutu girmedi. Kalates belki Tamam. ipleri eline aldı gibi görünüyor ama maçı çözecek oyuncu ikaretest değil yani. Oradan bir ya bir kısa ya da bir forvet katkısı gerekiyordu. Ama ya son çeyrekte elden verilen topların çok fazla bir açıklaması yok. Bir sürü elden Kesinlikle top verildi. Hücum faaliler var. Cambran, bir Ersan İlyasova performansı gösterdi. E bakıyorsunuz sizin neredeyse hiçbir kısanız çalışmazken Monaco bütün isteklerini yapınca skor iyi bile yani. Son çeyrekte o kadar kötü oynandı ki Fenerbahçe'nin bu skoru çok kötü bir değil. Hani maçı 10 ile 12 sayıyla kaybedebilirdi Fenerbahçe. Hocam bir şey soracağım bu noktada. Belki bunu konuşabiliriz. Jonathan Motley'nin 16 10 dakika oynadığını görüyoruz. Hı -hı. 17 dakika neredeyse. Sertaç'ın 23 dakika neredeyse. Ee, ve 18 dakika Papayannis. Bu üç oyuncudan toplamda 30 sayı üreten bir Fenerbahçe var. Ee, ben şunu iddia ediyorum. Şimdiden söyleyeyim <laughs> belki. İddia ediyorum derken gördüğümü söyleyeyim. Fenerbahçe'nin uzun rotasyonu bu üç oyuncuya bu kadar net dağılınca, bir öne çıkmayınca, sivrilmeyince Fenerbahçe sorun yaşıyor. Ama nedenini bilmiyorum. Ya şu an bunun üzerine konuşayım diye soruyorum size. Hmm. Ya mesela Sertaç kötü olduğunda, çok iyi bir modlu olduğunda, Papayanis backup olduğunda, işte 25 30 30 25 gibi dağıldığında sanki daha oyun yapısını, oyunu nasıl oynayacağını daha rahat karar veren bir Fenerbahçe var. Üç da birbirinden çok farklı Fenerbahçe'de. Yani 15'er dakika oynamasınlar diyorsun. Ya ben 15'er dakika oynamalarından yana değilim. Hı hı. Gördüğüm o. Bence bu sorun yaratıyor Fenerbahçe adına. Olabilir. Rotasyonda da sorun yaratıyor yani. Olabilir bu. Yani bence dikkate alınması gereken bir argüman. Ya, ya da bunun mesela şeyine bakmak lazım. Belki diğer hafta çalışırız buna. Fenerbahçe'de uzunların dakikalarına hı hı. galibiyet paralelliği yani <laughs> aslında kim ne kadar çalışalım. oynadığında Fenerbahçe ne kadar kazanıyor? Bu önemli bir veri olabilir. Okobo'nun fotoğrafını görüyoruz. İyi bir maç oynadı. Ee, aslında Jordan White maçı... üretmiyorken Mike James'i tutamadık sanki. Tutamadık. Mike James ama maçın başını kazanmaya gelmiş. Onun yani çok o... farkındaydı yani. Bir de şeyin farkında, Monaco bu hafta 2 0la çıkmasa bayağı aşağıya iniyordu. Of. Aa, oynama vakti geldi, bizim maç kazanmamız lazım demişler ve bayağı kenardan döndüler. Dors ve Gudalçı konusuna gireceğim ama önce Yasikeviçus'un bir maç sonu açıklamalarına gidelim istiyorum. Yani o da özellikle ikinci ee, yarıdan. İlk yarıdan sonra ikinci yarıda iyi olduğumuzu düşünmüyorum. 19 top kaybımız oldu. Bu çok fazlaydı ve bizi zor durumda bıraktı. Maç içinde rakibimizin savunma değişimlerine de çok fazla karşılık veremedik. Özellikle ikili oyun savunmasında... Ee, kısalarımıza çok daha fazla baskı yaptılar ve buna ayak uyduramadık. Elbette maçın içinde çok fazla detay vardı. Mike James'in de inanılmaz zor atışları oldu. Bunları yapabilen bir oyuncu. Sonuçta zor ve üzücü mağlubi, üzücü bir mağlubiyet aldık. Evet. Ee, kısa ve öz açıklama bu maç zordu. Kazanması önemliydi ve kaybettiğinizde de üzücü bir mağlubiyete dönüştü. Evet. Ee, i̇lk 4 iddiasını hep koyduk Fenerbahçe adına geçtiğimiz hala haftalarda. Var. Hala var. Ee, bir galibiyet ayırıyor her şeyi. Biraz önce zaten Aykut verdi puan durumunu. Ee, hocam ama galiba Fenerbahçe'nin ilk dörte girebilmesi için... Sezonun en kilit oyuncuları... iyi derken, Tyler Dorsey ve Marko Guduric'e dönüşmüş durumda. Öyle görünüyor. Nigel dönüşü çok mutlu etti herkesi. Nigel daha da form tutacaktır. Nigel daha da lige damga vuracaktır. Eminim çok kaliteli bir oyuncu. Deschamps'in ee, sakatlığı e devam ediyor. Noah ile backup'ladılar, yedeklediler. Ama hocam... Şimdi Wilbeck'in Kalates hariç Madar'ın 2 dakika oynadığı yerde Dorsu ve Godur için bu kadar süre alıyorken 7 dakika oynadı gerçi Dorsu ama Asfer maçında çok kötü oynadı. O yüzden de koç da çok şans vermek istemiyor. Gudur içi son çeyrek full oyunda gördük. Valla bence e, ikisinin ortak noktası performansları Dorsu ve Gudur ikisi çok kötü durumda. Kötü ama oynadılar. Bu hafta çok kötü gösterdi. Hani nedenleri mi? bir miktar farklı. Dorsu bence iş alakalı problemi yaşıyor pek kafasını vermiyor maçlara. Guduric'in için durumunu sever şuraya bağlıyorum. Ee, ısrarla <laughs> Guduric savunucusu gibi görünmek istemiyorum. Çok kötü maç oynadı da. Yaz tatili yapmadan gelmesi, dünya şampiyonası oynaması birazcık tükenmiş. Hocam sendromu. diğer yaz geldi zaten. Doğru. Yani yani. Ee, tükenmişlik sendromuna girmiş olabilir için. Çok kötü maç çıkardı. Yani Fenerbahçe taraftarı Guduric'i istemiyoruz dese haklıdır. Bir sözüm Haklı yok. Haklı da bu 300 bunun tam tersini söylüyor. Guduric kötüyken bile en kritik noktada yani i̇şte, işte, o yüzden orta mesafe Tarık Biberovic'ten beri hücumlarda Gudurić'ine top değmeden Wilbekin'e gitmedi top. Evet. Ya Fenerbahçe mutlaka bir istasyon olarak kullanıyor Marco Gudurić'i. Kullanılması gerekir ama işte iyi günündeyse. Ama istasyon olarak kullanılmaması gerektiği anda top Gudurić'e içi gittiğinde bir tane son saniye elinden çıkardığı bir üçlük var evet. mesela kritik evet. anda. O üçlük derken top kaybı artık. Ya orada daha iyi oynayabilen, daha güçlü fizikte konsantre bir Gudurić olması lazım. Yok bundan değil, mahrum bırakıyor. Çok herhalde. kötü gününde. Yani Guduric yine bir e, dalgalanan Guduric performansı izlemeye alışkınız ya biz böyle hani. Evet. volatilitesi çok yüksek bir oyuncudur. Çok çok iyi oynar, çok kötü oynar. Bir türlü bir ortası yoktur. Ortalama verimlilik puanına baktığınızda belki işte Christians kadar. E, ama Christians'un 10 üzerinden bir 4 bir 6 bir 7'sini falan görürüz Guduric bir 8 bir 2 bir 4, bir 6 yani sürekli dalgalanan bir performans var. Çok kötü bir Guduric'e denk geldik açıkçası. Maçın kaybı büyük ölçüde Guduric'in sahada kalmasına ve tabii ki onu oynatma ısrarı nedeniyle Yasuke Vücüs'e da yazar onu söylemek lazım. Yani orayı olma, olmadığını gördük. Ya ne gördüm. yapabilirdi diye düşünüyorum. Hani Madara çok az zaman şey verdi. Ya Madara... Madar üzerinden ya da ile yanmadan üzerinden. Yanmadan sene. <laughs> ya da Noel abi yapacak başka bir şey yok ya bunun ya çift elinde. E kalmaya devam edeceksin Elinde yani. başka bir şey yok. var mı? Orada da işte çok risk ediyorlar şutunu Noa'nın. ve Fenerbahçe spacing sağlamakta çok zorlanıyor. Alan Hı -hı. açamıyor. O yüzden de bu mesela oyuncu çıkıyor. Noa'ya çıkmıyor hocam yani. Tamam. Sen ne yapardın? Maç çok kötü oynuyor. Maça yani. girmesi için zorunda kaldığını düşünüyorum birazcık. Ama maç elden gitti, gitti. yani yani o aşamaya gelmiş. Ya çok ]ken. kazanabileceğimiz bir maçtı. Evet. O yüzden can sıkıyor zaten yani. Yani şimdi 21 8 son çeyrek 55 61 önde girmişti. Fenerbahçe. 61 55 öndeydi sonuçta. Yani bu giriyoruz. tip maçlarda Monaco kırılabilen bir takım. Bunu tekrar söylüyorum. Monaco öyle bir işte Madrid o... gibi bir ağırlığı olan bir takım değil. Monaco da toplama takım şimdi değil mi yani? Öyle. Kaliteli bir toplama takım. Dolayısıyla. Hakemlik bir şey var mıydı? O kadar çok hakemlik Ya biraz sürtüşme falan vesaire kararlar nasıl çıktı emin değilim. Ama e, bence de çok yoktu. Çok yok. Biraz üretimde çok zorlandı. Yok, yani burada Fenerbahçe ha bir de bir şey daha söyleyeyim. Fenerbahçe'nin e, hücum verimliği hala iyi. E, Monaco'dan 76 yedi. Belki çok fazla yemedi ama maç e, tempo bazında işte o verimlik hesabına baktığımızda Fenerbahçe'nin savunmada problemleri devam ediyor. Özellikle tepede hemen delinen bir savunma görüyoruz. Naci Dez tabi forma girince bu işler bir miktar değişecek ama şunu da eklemek lazım. Üçüncü bir faktör olarak. Fenerbahçe'nin net bir çember savunucusu da yok. O da değişken. Dediğim gibi. Belki de o senin az önce bahsettiğin şeyin nedeni budur. Daha blok bir çember Daha savunmacısı. Daha dominant bir oyuncu. Belki. Gerçi belki foul problemleri, riski vesaire modli bu durumu değiştiren bir faktöre dönüşüyor olabilir ama son haftalardaki modliyi de görünce Acaba daha dominant, daha fazla süre alan bir modemi görmek gerekiyor. Olur, Ama bu maç özelinde başka bir şey. Tabii Sertac'ın da katkıda bulunduğu dakikalar oldu. Valla Tom Hertel sahada gibiydi ya. Elden verilen toplar Budur tam Tom Hertel. Tabii canım. Tom, Tom Hertel sendromu. Tom Hertel sendromu yani. Böyle böyle bu şekilde maç momentumu örecek. biliyor musunuz? Ya gerçi Efes maçında da hissettim onu. <laughs> Efes'in Monako'ya kaybettiği maçta, Fenerbahçe Monako'yu kaybederken de 16'da 4-3'lük Monako. <laughs> yani Toplamda 4 tane üçlük yediğiniz takıma maç kaybediyorsunuz. Guduric kaç attı? 8'de 1 5'te 0 üçlük. Sek toplamda da 3'te 1 ikilik. Toplamda 2 sayı. 1 3, 3 1 asist e ve mi? 1 rebound. Eksi 12 Toplam mi? oyundayken eksi 11. Eksi -11. E 11 yani. E tamam işte abi. Bir Sebep yerde oynadı eksi 11 değil mi yani. yazdı. Yani. Çok belli yani. da aynı şekilde. İşte o yüzden insanlar biraz gece sosyal medyayı da ben takip ettim ne diyor diye insanlar. Ya Skevçüs'e bayağı köpürdüler. Mi? Evet haksız, değiller. Kaldı haksız değiller ama yani başka bir şey mi düşündü acaba yani bunu arada söylerim işte Phil Jackson yapar ya bunu meşhur. Mola almaz. devam eder. Kendi probleminizi kendiniz çözmeyi öğrenin diye. Ama o NBA'de 82 maç var. Evet. Kaybetme rahatlığı olabilen Yüksümüz bir maç varken da olur. Yani kaybedebilirsiniz. Bu Apolet maçıydı. Sen öyle demedin mi geçen hafta? Evet. Apolet maçıydı. maçıydı bu. Ben e, şunu söyleyeyim. Bu arada sağlıklı bir Nacil Davis olsa farklı olabilirdi maç. Katılıyorum. Ya toplamda o da 6'da 0 ile oynadığı bir maçı geride bıraktı ama ilk maçı sakatlık dönüşü. Hı -hı. Hoş geldin diyelim. Hoş geldin. Abi. Fenerbahçe adına ilk 4 hedef olacaksa en önemli oyunculardan biri Nacil Deviz. bir de yani e, Guduric ve Dorsey'nin ajandalarında yeni bir sayfa açması Ocak gerekiyor artık. Ocak ayının başında Dorsey ne yapıyorduysa, ne yapıyorsa yapmaya devam etmeli. <gülüyor> <gülüyor> ve bunu toparlamalı diyorum. Hocam. Katılıyorum. Madar'la ilgili son şeyi sorayım ben. E, Madar'ın dakikaları artacaktır herhalde, değil mi? Artmıyor. Yani o birazcık ben şey, de ona, ona o yüzden şaşırdım. Şöyle bir ivme var yani. Hmm. O bana biraz garip geliyor yani Madar'ın. Ya tamam biraz bir biraz problem de fiziksel sorunu vardı onu biliyorum da genel söylüyorum yani son haftalarda The böyle Madar'dan biraz ümidi kesti mi? Şey diyor hep onun için. Çok genç bir oyuncu öğrenmeye devam edecek. Yani biraz ee, beklentiye sokmadan taraftarı belki de ufak ufak rotasyonun dışına doğru alıyor. şey mi diyorsun? FM'de falan olur ya Youngsters özelliği olur menajerlerin 20 üzerinden 2 mi? Eski üyesin. Yani Yo, Yo öyle düşünmüyorum. öyle değil çünkü Yokobayashi sonradan Yokobayashi sonradan Madarı da oynatmak istedi. Hı -hı. Belki değişir bu işler. Ama bence e, o da şeyin farkında. Yani biraz önce söylediğim şeyden devam edeceğim. Goderich oyunda bırakma sebebi de o. Yani hem Goderich'in hem Madar şey hem Goderich'in hem Dorsey'nin e bu takımda önemli bir rol alması gerektiğinin farkında. Yani maçı Çünkü bir kaybet kısa da almayacak bu takım artık belli ki. Almayacak. Ve almadığı noktada Tyler Dorsey'nin ve Marco Gudur için ne yazık ki kendi seviyelerine çıkması lazım. O zaman şey mi dedi? Uzun vadede bu oyuncuları kazanmak için bu maç gerekirse kaybedilebilir belki mi? De, belki de. Yani şu an kaybetmeyi tercih etmiş olabilir diye düşünüyorum. Olabilir. Umarım öyledir. Ve umarım biraz öyledir. Monaco tarafında şey konuşalım. Onlar iki galibiyetle çıktılar ama yakalanmayacak durumda değiller. Yok. Çok kolay kırılabilen takım olduğunu. Bu arada şey demiştiniz. Toplama takımların daha iyisi demiştiniz. Öyle. Monasoy, Monaco. Hı hı. Için. Ben hiç beğenmiyorum. Monaco tarzı takımları hiçbir zaman beğenmedim ben. Jaegris çok daha güzel bir takım benim için mesela. Herkesin 10 galibiyeti var. Benim için Monaco'dan çok daha iyi bir takım. Alba Berlin Monaco'dan çok daha iyi bir takım. Yani seyir zevki olarak. <laughs> seyir zevki. Oynanan yani. topu. Tamam olarak. yıldız var. Mike James hatta geçen başkan mı? Yabrođović'e başkan açıklama yaptı. Eskiden Mike James gibi oyuncular Monaco'ya gelemezdi. Şimdi kariyerinde ilk defa aynı takımda sözleşme uzattı. Mike James dolayısıyla sonsuza kadar Monaco'da kalacak falan dedi. Yani bir şey inşa etmeye çalıştıklarını anlıyorum. Ama o görüntüyü aşmak kolay olmayacak. Monaco açısından. Ben de aynı fikirdeyim. Ee, oynanan basketbol konusunda hani fikir Fenerbahçe tarafını ufak ufak da kapatalım. Bu bir bir git geçmesi bu hafta Fenerbahçe'nin Monaco maçı kaybedilmiş olması da, konusunda şey, son şey biraz söyledim. üzdü. Evet, haftaya çok önemli bir maç evet, var. Fenerbahçe OAKA'ya gidecek arkadaşlar. Heyecan dozu inanılmaz ah. bir maç. Yani o maç e, kim kazanırsa önemli bir avantaj elde eder. Ki Panathinaikos maç kaybetti zargılsa e, bu maçın önemi çok arttı o açıdan. Yani Monaco maçı ne kadar apolet maçıysa, Panathinaikos-Fenerbahçe maçı da bu kadar apolit maçı. Ve iki deplasmandan mağlubiyet almak da çok ciddi bir demolize, demolize eder takımı çok ciddi evet, şekilde. Evet. O yüzden Fenerbahçe'nin Panathinaikos maçını çok heyecanla bekliyoruz. Umarım kazanan Fenerbahçe olur haftaya ve konuşuruz bunu. Evet. Ee, tahmininiz ne? Ya, çok <laughs> zor değil mi? O haka Panathinaikos'u devirmek çok zor. Orada çok diye. iyimser olamıyorum. Yüzde 55 PAO diyorum ben. 55 PAO diyorsun. Yani o Bence maç, de öyle yani şu an maç görünen, kağıt üstünde görünen 55 PAO. Ee, ama eğer ilk dört hedefiniz varsa, bu konuda yarışmacıysanız, Yasik Kivic Usta buna, konsantre ise çalışıp bu oranı %51 Fener'e çevirmek zorunda diye düşünüyorum. Ya da en kötü iki verici vermeden kaybedecek. Belki. En kötü, en en kötü olasılık. Kazanırsa çok iyi olur. Pavoy altın alır, Bologna muhtemelen maç kaybeder. takibi devam eder, Bologna'yı takibi devam eder. Ya da Bologna maç kaybeder kaybetme, belki. Belki. Şengelya döndü ordu ama e, bu arada şey Şengelya'nın dönüşüyle de onlar da kazandılar. Evet. Fenerbahçe için rakipler belli. Haftaya Panathinaikos'ta direkt rakibi. Ee, çok kolay bir fikstürü yok Fenerbahçe'nin onu söyleyelim ya Olympiakos maçı falan da var çok kolay değil ama kazanabilecek maçlar Fenerbahçe adına kazanılabilecek karşılaşmalar. İlk sırada hata yapmadan dışarıda Panathinaikos, Olympiakos'tan bir tanesini gelsen yani avantaj. Evet. Öyle düşünüyorum. Evet katılıyorum. Ağzında sağlık o zaman Efes tarafına ufak e ufak geçelim, geçelim. Ee, Fenerbahçe'yi de tebrik ederiz ee, bu haftayı tamamladılar ve hala haftaya Panathinaikos'u yendiğinde ilk 4 için yarışmış e, yarışmacı durumda. Genel Monaco üzücü ama genel görünüm öyle değil. Genel görünüm iyi problem yok Fenerbahçe Devam için. Diyorsun Devam diyorsunuz. <laughs> Devam. Efes, Zagis, Kaunas. Skor okuduğunuzda çok garip geliyor değil mi? Bana da öyle geliyor. Zagis An içeride Fenerbahçe'yi de böyle mağlup etti. Pau'yu da. Pau'yu da böyle mi? 26 vardı. olmadı 26 da. olmadı. Efes'e de 26'lık bir tarife. Zagis'ten. Ne, ne konuşacağız? Bu, Zagis, Efes maçına dair konuşulacak. Burada ne konuşacağız? 15. dakikaydı. 44-14'tü. Ne, e, ne konuşacağız Bu maçı burada? şey diye açmak lazım perdeyi. Erdemcan'ın görevine son verilen maç. Yani evet. Bu maçın aslında Efes için belki de hatıralarda kalacak. Tek hatırlanabileceği yön bu. Clyburn'la başlayan Erdemcan. Şaşırdım ben ilk 5'te görünce. Sizde de oldu mu? Clyburn'u yönetemiyordu. İlk 5'i almak zorunda kaldı. O yüzden zorunda kaldı. Özet bu. Bence özet. Çünkü bir önceki maç işte... Hatta o maç. Zagreç maçında da aynısı oldu. Gitti bençin sonunda kimseyle konuşmadan oturuyordu Clyburn. Yani genel bir yönetim problemi vardı zaten Nefes'in. Mijatovic'e gelince konuşuruz onları. Ya bu maç... Bu maçın son, Bence Bence... Geç kalınmış bir hamleydi yani Erdem Canla yapılan şey de ben Jagiris maçında çok Allah aşkına ne konuşacağız Efe Hakikaten Bilmiyorum yani hocam, 44 14 15 dakika yani 45, rakipte, rakip rakipte yani. arkadaşlar Danovan Mitchell, Steph Curry Backcourt'u oynamıyor yani işte pivotta da Joel Embiid yok ya da ne bileyim Jason Tatum oynamıyor ya da Doncic yok yani bu oynayan belli yani Jagiris tamam çok çok saygı duyuyorum. Hatta hep hayalimdir. Bir gün çok zengin olursam Kaunas'ta bir basketbol okulu açmak istiyoruz. Basketbol okulu. Evet yani hani giriz tamam Kovarlar siz herkes basketbol hocası burada diye zaten. Siz nasıl para kazanacaksınız yani? Para kazanmak <laughs> Çok zengin olsak para kazanmaya gibi geldi gerek kalmaz. Geldi olsun. Çok zengin olsak ona anladım, gerek kalmaz. Anladım. Ee, ve yani evet Rejide sağ olsun yazdı. Erdem Can dönemini bitiren bir karşılaşma oldu. Ya yani bunun açıklanabilir yeri yok. Yani 30 sayı fark yemezsiniz 15 dakikada. Burakcan yıldızlı oynasaydı 30 sayı fark yemez ya, böyle zaten. On diyorum böyle bir tarzda maç zaten Efes. Ne yapacak? Yani ribantlarda Zagis sezonun en iyi performanslarından birini sergiliyor. Hmm. Asistlerde sezonun en iyi performanslarından birini sergiliyor. Skor zaten 96. E çok da konuşulacak bir şey yok. Biraz Erdemcan'ı konuşmak lazım. E, hocam bitti bu dönem. Bitti evet. Ve Mijatovic artık. E, Efes'in, Anadolu Efes'in yeni koçu. Çok uzun yıllardır burayı hayal eden bir insandan bahsediyoruz. Ki çok tatlı bir röportajı da oldu ama önce Erdem dönemi. Geldiğimde, Erdem imzaladığında... Türk basketbol kamuoyunda bir heyecan vardı. Şöyle bir heyecan vardı. Türk konuda başarılı olmuş bir koç. Olmuş bir koç. Final oynamış Euro Cup'ta bir koç. Ee, neredeyse şampiyon olacak. O oyuncuların hepsi Euroleague'de belki oynamaya devam eden bir antrenör. Hı hı. Ee, hocam biraz... Anadolu Efes taraftayla da sezona başlarken çok iyi ilişkiler kuramadan başladığını düşünüyorum ben. Hı hı. Sonrasında da Efes adına kadroda tabii ki dezavantajlar, sakatlıklar var ama biraz sanki Ergin Ataman döneminin adı üstünde defoları, sorunları her şeyi birlikte kucağına düştüler canım ve bunu kaldırabilecek yürürlük tecrübesi, bunu kaldırabilecek sabrı da yoktu hocanın. hocun. yani çok istiyordu bu görevi ama başarılı olmak zorundaydı ilk sezonda Efes taraftarına göre. Ee, şeyden başlayayım sakatlıklar tamam Efes çok sakatlık sorunu yaşadı da Bolonya sakatlık sorunu yaşamıyor mu? Yaşıyor. Fenerbahçe yaşamıyor mu? Olympiakos Yaşıyor. yaşamıyor mu? Tamam Efes bir biraz daha fazla yaşadı kabul. Euroligin belki en çok sakatlık sorunu yaşayan takımıdır ama Efes'e yakın durumda olan takımlar var. Ya Olympiakos Bologna, Fenerbahçe. Bologna çok yaşadı. Olympiakos'ta ciddi sakatlık problemi yaşadı. Ve en önemli oyuncuları ciddi. bir, da gitti bir ay, iki ay kullanamıyorlar. Yani şimdi sakatlık kötü başta dediğin hoca kredisini kendi yok etti ki. Yani burada aynı hikayeleri tekrar söylemeyelim. Yani sen ben Ergin Ataman mı sandın meselesi. Obradovic'in elinin öpülmesi. Bunları kenara koyuyorum. Bunlar taraftarın gözünde eksi. Taraftarın gözünde. Efes taraftarın. Efes taraftarın diyorum. Şeye gelelim. Bu kadroyu kabul etti. Kimse zorlamadı. Erdem Hoca. Yok hocam bu görev geldiğinde o, Erdem Can ne, ne diyebilir e, ki? Kadroyu kabul etti. İkincisi Erdem Can'ın istediği oyuncular alınmıştı. Tarık Cunus'u o istedi. Evet. Ee, Vivis'i istedi. Ee, bakıyorsunuz ayrıca şöyle bir lüksü Olat de... Polat dahi. dahi. kendi istedi. Doğuş Özdemiroğlu sakatlı kabul. Evet. Şunu da ekleyelim. Bu sakatlık sürecinde dağım geldi. Böyle bir lüksü de var yani hocanın. Takım dedi ki yani, tamam buraya ekleme yapalım. Oturu geldi. Oturu'yu çektiler. Yani e, o problemi aşmak e, için... son Rıdvan da geldi. E, Rıdvan da geldi. Efes ne zaman iyi maçlar oynadı? Rotasyon darken. Hatırlayalım. Ya benim aklımda bu sezon Erdemcan'ın en iyi maçı Panathinaikos içeride. rotasyonu maç. dar maç. Çok dar bir rotasyon. Geniş Larkin, rotasyon... mucize Bu, bu, bu söyleyeceklerim yorum değil. Bu söyleyeceklerim veri. Geniş rotasyonla oynadığı her maçı kaybetti neredeyse Efes. Neredeyse her maçı kaybetti. Dar rotasyonlarda iyi işler çıkardı. O 07'den sonunda gönderilmeliydi bence Erdem Can'la. Yani yollar ayrılmalıydı hocam. 07 olmamalıydı. 07 teşekkür etmeliydi. Ne olursa olsun orada 07 işleri kırdı. yani. Her şey. Zor... İçinde Baskonya maçı var. Belki Efes'i play'in potasından tamamen Makabe uzaklaştıran maçı var. bir sürü maç var yani. Makabi maçı var. Ve şey, şeyi de eklemek istiyorum. Miatoviç'i biraz konuşalım. Tekrar söyleyeceğim. Erdem Can geçen hafta söyledim. Basketbol bilgisi olarak tartışmıyoruz. Efes'te bir kan uyuşmazlığı oldu. Olmuyor yani. Bu egoları yönetemedi hoca. Clyburn'u yönetmek kolay iş değil. Ee, Erdem Can Hoca'nın storiesini gördünüz mü? Gördün mü? Görmedim ben. Özür dilerim. Ee, ne paylaşmış hoca? Ya Görmedim, duymadım, söylemiyorum ya da bilmiyorum. Biblioları var ya bir Hı -hı. onu koymuş. Bir de e, Kobe'nin bir realsını anlatılayıp e, büyüklerden nefret ederler şeklinde bir şey yazmış oraya cümle yazmış. Yani şimdi bu Ya biraz hocanın kırıldığı ortada canım yani. Yani bu çok kulüpten yüklendi. bu kulüpten ne düşünüyorlar. Kendileri kendisine çok yüklenildiğini düşünüyor. Ha haklılık payı var mı? Yüklenmeyecekler mi? E, şu yüzden haklılık payı varken yok durumuna düşüyor. Çok kötü bir iletişim yürüttü sezon başından Ben sonra. de onu söylemeye çalışıyorum. Er, Ergin Ataman muhtemelen çok daha büyük kavgalar etti Efes'te. Çok daha büyük kavgalar etti. Ayrılırken ne dedi? Efes benim ailem. Çağırdıklarında bir gün yine geri gele geleceğim. dedi. Şimdi, bu kadar olmayabilirsiniz ama yani bu, bu, buna gerek yoktu. Ben iletişim konusunda Erdemcan'ın problem yaşadığını düşünüyorum. Sene başında mesela Larkin şey demişti işte çok iyiyiz, muhabbet ediyoruz, Hı -hı. konuşuyoruz falan. O ikisi aynı şey değil. Ben oyuncuların bu artık subjektif bir yorumumdur. Oyuncuların, yıldız oyuncuların çok da takmadığını düşünüyorum son haftalarda koçu. Böyledir yani bu jenerasyon. Yani son hafta da hala Larkin şey açıklaması yapıyordu. Yani iyi durumlar şu bu. Ee, ama çok öyle görünmediğini Yok, gördük. Ben, yani ne Boboğan'ın ne Clyburn'un taktığını düşünüyorum. Ya talihsiz bir başlangıç oldu. Hem oldu. Efes adına hem ha, gelecekte... adına bir sezon çöp olmuş oldu evet, aslında. Ya, umarım gelecekte daha iyi işler yapar hoca ama bu olmadığı çok belli. Umudum çok yüksek Erdemcan'dan ileriye dair ama bu sezon o sezon değilmiş. Değil. Ee, ve belki de o takım Efes değildi yani. Emin değilim. Bir kan uyuşmazlığı da olduğunu söyleyebiliriz. oldu. yani. Oldu. Oldu. Ee, o yüzden tebrik edelim bundan sonra kariyerinde başarılar diyelim Erdemcan'a ve Tomislav için ilk maçı. Evet. E, Efes Milan karşısına çıktı. Hocam kazanılan bir maç sonunda <laughs> Efes adına ee, içeride ya aslında Efes biraz artık adını koyalım Efes lig yarışından koptu gibi gibi yani Mijatovic'in iki, iki günde ne değiştirmiş olabileceğine bakmadan Efes'in Milan'ı zaten yenmesi gerektiğini ben Erdemcan da Milan maçına çıksa kazanacağını düşünüyorum. Hı, hı. Milan'la ilgili biraz o ile ilgili problemler. Efes topandaki. İstanbul'da Milan'ı yeniyor. Genelde. Efes Bir de Efes'in Milan'a kurduğu İstanbul hakimiyeti. 10 galibiyete geldi. Milan'la eşitledi. Play'in potasıyla üç. 3. galibiyet fark var. <laughs> Arada ama partizan var. 12 galibiyetli. Yine 10 galibiyetli Kızıldız, Milan ve Zagis ve Bayern Münih var. Ya 5-6 takım Efes'in üstünde. Çoğuna karşı ikili verajda üstün değil. Ama Mjadovic ne, ne düşünüyorsunuz ilk maçı özelinde? Ya yani bir kere şeyi söyleyeyim. Tomislav Mijatovic, Velimir Peresovic'in asistanı olarak geldi 2010'da. Hatırlıyorum. Ee, o dönemden Berendol Efes'te e, asistan hoca olarak çalıştı. İstatistik işleriyle falan da ilgilendi. Yani bir <laughs> değişti. Pardon. Hep, hep, aynı görevde rol almadı e, Mijatovic. Şimdi bir şey olmuş böyle. Mijatovic'in galibiyeti sonrası soyunma odasındaki sevinci biraz eleştirilmiş ulusal medyada. E, ne yapacak? Sevinmeyecek mi yani insanlar? Mijatovic bu ya biraz bu, koçla şey Mijatovic'le oyuncu ilişkisi de o artık oranın şey evet, gibi yani. ayrıca taraftar da 15 senedir tanıyor Mijatovic'i evet, yani abi. hep o bench'te gördü adam işte o Mijatovic. Hatta böyle insanlar bu kim falan ya çok dedi. büyük kulüplerin 30 yıllık malzemecileri falan neyse evet. o kulüpler için nasıl bir e, şey sembol sağlıyorlarsa Mijatovic Defis için e, teknik kadroya öyle bir sembolize ediyor aslında tek başına yani. Ne ne değiştirmiş olabilir? Daha duygu dolu bir maç ayında Efes. Hadi biraz koçlarım, daha, hadi canlarım. Biraz daha enerjik. Ne Neyi değiştirebilirsiniz ki iki günde? Ya Benim Hacı... için kazanın desem Mišović etki etmez mi? Olabilir, zaten yani? olabilir. Erdem Hoca onu aramış. Ben gidiyorum demiş Hı -hı. gece. Eee Mišović de hazırlanmış. Ben hani Yakup Hoca gelir diye düşünüyordum. O Galatasaray'a gitti. E, komşu tamam, konuşalım yani biraz isterseniz. biraz telefonda didiştik e, bu konuda. Sezon yani. sonuna kadar kötü karar değil Miyatoviç. yani evet, Kötü kararlardan kötü karar biri karar olarak değil. görmüyorum. Mijatovic devam kararını ben doğru görüyorum. Zaten Euroleague bitti Efes için. Yani bu çok şey. Bu sezonu üçün... bitti olarak sayıyoruz değil mi artık? L lig, lig, için öyle demem. Euro için. Euro için evet. Yani ligde belli olmaz. Yani Larkin falan ekstra bir şeyler. Euro ligde play'in bile zor bence. Play'in bile zor. Ya şöyle söyleyelim. En azından 3. çeyrekte e, oyuncularına trip atıp küsen Ettore Messina gibi bir hoca izlemedik. Yani 30'a 7 bitti 3. çeyrek. Efes zaten orada kazandı evet. maçı. 30'a 7 3. çeyrek skoru. Bütün oyuncularıyla kavga etti Messina sağ olsun. Her her hafta aynı şey yapıyor bu arada. Milli ile kavga etti, Shields'la kavga, kavga etti. ile kavga etti. Yani ya böyle bir atışma var aralarında. Evet. Ve gitmiyor ee, adam gitmiyor ya. Gitmiyor yani. Bir Voidman herhalde laf dinliyor. Bu arada Voidman da <laughs> iyi Efesler <iyi olur. gülüyor> bilir. <laughs> E, ile beraber başladı bu adamın Euroleague kariyeri. Boydman hala oynuyor. Alenomic nerede? Onu da sormak <laughs> istiyorum. Ben şey Ertan'la başladı mesela hoca. Darius Thompson'la başlamadı. Evet. Ne diyorsun? E, dokunuş. Koç dokunuş. dokunuş. Koç dokunuş diyorsun. E, Darius Thompson'a bir mesaj vermek istediyse çok Darius Thompson'la üstüne alınmamış gibi görüyorum ben. Ama iyi o da fena bir maç oynamadı. Clyburn'u biraz konuşalım. Konuşalım. Bu maç özelinde. Ya yani Tomislav hayırlı olsun. E, taraftar çok seviyor. E, umarım daha iyi olur şey Clyburn'u konuşacağım ben. Clyburn'a özel bir şeyler soracağım Buyurun. sana burada. Buyurun. Merak ediyorum. Ee, Yeri geldi. Ne İstiyorsanız koçun bir demeçiyle baş, tamam, devam edelim. Tamam koçun demeçiyle başlayalım. Clyburn'a Clyburn özel bir sonra geçelim. Sonra Zayfa. da panorama kısmına geçeceğim. Devam Clyburn terör örgütünü konuşmak Cry istiyorum. Clyburn terör örgütü. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ve Tomislav Mijatovic'in ilk baş antrenör açıklaması. Harika bir atmosferde bu maçı oynadık. Oyuncularımız muhteşem bir efor sarf ettiler. Tabii ki çok duygusal günler yaşadık. Bu olaylardan sonra reaksiyon vermek istedik. Tüm oyuncularımız katkı sağladı. Oyuncularımızın her birine teşekkür etmek istiyorum. İkinci yarıda bizim iletişim hatalarımız sebebiyle rakibimize boş üç sayı atış şansları verdik. E, ama bunlar cesaretimizi azaltmadı. Gerek topa baskımız, gerek adam adama baskımız fayda sağladı. Kısa oyuncularımız çok iyi performans gösterdi. Tekrar bu galibiyete katkı sağlayan herkese teşekkür etmek istiyorum. Sinan Erdem de her zaman olduğu gibi yine harika bir taraftar var, taraftarımız vardı. Katkı sağlayan herkes, eme herkese emekleri için teşekkür ediyorum. Ee, çok mix şey bir açıklaması gördüm ben. çok karışık böyle her şeyse teşekkür edeyim. Çok heyecanlıyım. İşin içinden çıkayım çok heyecanlıyım. Türkçe'de de konuştuğu bir an oldu. Güzel Türkçe konuştu. Kusura bakmayın Türkçem var ama ee, o... Açıklama yapacak kadar güvenmiyorum. O yüzden İngilizce konuştum dedi. Bence memleketin üçte birinden daha iyi Türkçe konuştu. <gülüyor> şey, <gülüyor> değil, Güzel mesela, bir var Mesela burada. buradaki açıklamada şey önemli. Köşelerden yardım getirmesi. Evet. Belli yani. Orada köşelerden yardım getirdi. Ee, Ama Milana getirmeyen yok. Vallahi bilmiyorum. <laughs> Bilemiyorum. Tamam. Bill Clyburn. Buyurun. Clyburn terör örgütü. De Clyburn de. bir kere e, ben burada ne kadar eleştirirsem eleştireyim. Erdem Can'a da hak e, haksızlık ve saygısızlık yapan bir oyuncu onu söyleyeyim. Will Clyburn olmadı Anadolu Efes'te. Çok kötü bir maç oynadı Will Clyburn. Bakmayın iki tane şut soktuğunu orada, iki tane top savunduğuna falan. Will Clyburn çok kötü maç oynadı. Maçın bir 20-25 dakikasında falan hiç yok Clyburn. Ben hatta şöyle düşünüyorum. Anadolu Efes tarihinde yıldız olarak gelip yani ortalama bir oyuncu olarak değil. Yıldız. Geldiği gün yıldız olan ee, ve çok kötü performans sergileyen birkaç oyuncu var. Bir Vasili Karesev. O dönem Naumovski'yle ligin en iyi backcourt'u deniyordu. Patladı. Ee, Igor Rakocevic. Rakochev diyecektim. Olmadı, patladı. Şeyi ekleyelim. Sakat gelmesinde etkisi var ama süper yıldızdı o dönem. Zoran Savic 90'larda yine. Ee... Bir an Darius Sarıç diyeceksin. Yok Zoran Savic. Sarıç yıldız gelmedi. Gelmedi. Prospekt evet, geldi. Prospect. Belki Drobnyak falan diyebiliriz ama Drobnyak'ın iyi maçları var Efes'te. Yani bu 3-4 oyuncu benim aklıma geldi. Clyburn bunları geçti. Böyle bir yani. Belki ligdeki yeriyle şimdiki oynadığı, verdiği performans arasında en büyük fark yaratan oyuncu bu saydığınız oyuncular arasında da bence Will Clyburn. Evet. Yani iyi kötü şey izlemiştik işte Rakoçevic'den, Karasey'den, kötüylerdi ama bir şeyler görmüştük. Ya onlar biraz daha ego problemleri yaşadılar. Evet. Özellikle Rakoçevic zaten e, tamamen kapris dolu bir dönem yaşadı. E Clyburn da öyle. Clyburn hocam şey de yok yani. Kimseyle öyle düşman falan da değil. Oynayamıyor, top oynayamıyor herif. Yani. Hı. Ya da oynamak istemiyor. Oynamak istemediği zaman yani belli etmiyor, belli etsin, kavga edesin, gitsin, öyle bir şey de yok yani. Vallahi bilmiyorum, ben e, Efes tarihinin en kötü transferlerinden biri olarak nitelendirilebilir. Hmm. Bundan sonra ne yapar bilmiyorum ama ya şu kadar... bir ana... tane Türkiye ligini tamam, belki bir... aldı. Tamam, tamam. tamam. Fenerbahçe serisi var. Fenerbahçe serisinde bir seri oynadı. Bir seri oynadı. Sonra da karşı arkas serisi ve şampiyonluk. Tamam. Ama yok başka hiçbir başka şey. Yok. Başka bir şey yok. Efes onun için almadı Clyburn'u. Yerel ligi Efes'e Boba da kazandırdı iki sene önce. Yani e, yerel ligde Efes'i bir seri o da yani bütün playoff değil. Bir tane Fenerbahçe iki İki Fenerbahçe serilerini çok seviyor. Dar kadar beri böyle bir oyuncu zaten. Efes'in bir Will Clyburn problemi de var. Bence Will Clyburn ile de artık teşekkür edip yollar ayrılmalı. Kontrat bu sene sonunda. İsteyene gitsin. Çok iyi bir sezon geçirebilir. Peki geçir. hocam, Yakup Hoca dediniz. Evet ee, he, Konuyu çok kısa bir konuşmak istiyorum. Tamam. Yani siz Yakup Hoca'nın, bu arada Galatasaray'la anlaştık kendisi, evet. tebrik edelim, kariyerinde başarılar edelim. diyelim. orada da... E, Dağış Şafak'a da mükemmeldi bu arada hocam. Bir sürü katılıyorum. oyuncu kaybetti, hala oynuyordu takım. Kesinlikle katılıyorum ama e, anlaştı artık Galatasaray'ın hocası. E, siz Anadolu Efes'in başına geçmesini söylediniz, e, şey istediğinizi söylediniz, belki de Yakup Hoca şimdi getirilebilir dediniz ben Efes'in daha yürürlükte artık ya şey diyorsunuz ama ben mesela Efes'te biraz belki şey olacak eleştiri konusu olacak ama ya şu an Itoudis boştayken yarım sezon önce verip sene beyaz bir sayfayı Dimitris Itoudis gibi her ne kadar Fenerbahçe dönemi başarısız da olsa Efes'teki yıldızlar yıldız oyuncularla çalışmayı başarmış. Clyburn. Koçu, yani Clyburn'u oynatmayı başarmış kaç koç var? Az. Az. O yüzden mi istiyorsun? Yani kadro öyle mi olacak? Kim alacaksınız mu? hocam? Görülük ok pazarından. Sene sonra ne olur tabii ki tartışılır. Düşmesi beklenen ve düşmeyen tek bir koç var. Onun dışında şu an <laughs> e, özet yok. Messi'ne <laughs> kovulmuyor yani. <laughs> Messi'ne kovulmuyor Onun dışında şu an yol ayrılmasını beklediğinizde çok koç yok. Itudis boşta. E, Perasovic mi gelecek yine? Yok. Mümkünse hayır. E kim gelecek? Şimdi... Yani Terinkeri gitti. Tam. koç meselesine ilişkin şunu söyleyelim. Ee, benim düşündüğüm şey, devam edilmez herhalde seneye öyle Evet diye devam edilmez tabii. Benim düşündüğüm ara ara yazdığım şeyi başka insanların da düşündüğünü gördüm. Şöyle bir sorun oldu Euro Playoff'tan play-in'e geçilince takımlar şöyle düşünmeye başladı. Benim takım mesela sezon başı bir güç sıralaması yapıyorsunuz. Kendi her her takım yapıyordu işte. Benim takımım 11. olur diyorsunuz. 11-12 bandında diyorsun. E, Euro playoff'a 8 takım kalıyordu. Tamam. Playoff'a kalamazsan problem değil. Dolayısıyla koç devam ederdi 11 bitirse. Ama şimdi şöyle bir şey oldu. İlk 10 takımında şansı olduğu için 11, 12, 13 bitirmesi gereken takımlar ya da beklenen takımlar niye ilk 10'a giremedi diye başkan ve taraftarlar tarafından sorgulanmaya başladı. Bir yani bu, yani bu play'in koçların içinde bir miktar zorlaştırdı. Niye biz play'ine giremiyoruz? Çünkü şu an yani Euroleague'de... Biraz Lig'de, zorlasa Alba da konuşurmuş. Euroleague'de 16 takımın hepsi, Alba ve Asfel dışındaki 16 takımın ah. hepsi ben niye play'in dışındayım mı? diyebilir. diyebilir ve bu hakkıdır. Bu biraz orada koçların... saydık ya biz önce kızırıldız Bayern'e hepsi... bir miktar yatırım yapan kulüpler bunlar zaten. Ya yani hepsi yani. der ki en kötü Playin oynayalım. İlk ona girelim. Dolayısıyla koçların işini zorlaştırıyor bu cepte. Ya yani Itudis Efes'in kadrosuyla daha uyumlu olabilir miydi bilmiyorum. Zaten bir de Skarlo var başka yok ki. Yok, onu Charlie diyorum. Xavi Pascual. Skor oluyor istemem. Pascual şu an ayrılır bilmiyorum Pascual. ama keşke Pascual olsa. Seneye yani onu seneye konuşuruz ama ben ya şey dedim Erdemcan nasıl ilk sene hep ya çok erken olduğunu düşünüyorsam sezon başında. Ha, Yakup Hoca için mi? Yakup Hoca için. Ama aynı, aynı şey değil. Yakup Hoca şampiyon kadronun asistanıydı. Ya çok da seviyorum Yakup Hoca'yı ama ee, bilmiyorum belki bir Galatasaray Euro Cup başarısı vesaire. O tabii canım yolu açık olsun artık zaten Sonrasında o defter yani. kapandı. Evet defter de kapandı. Başarılar diliyoruz koçu. Ben dediğim gibi daha Çavuk Pascual gibi net bir koç. Efes'in senin. Yani ben e, mesela şu... Bu yatırım boşa gitmesin diye evet, söylüyorum. Aykut iyi ki gösterdi sağ olsun. Arkadaşlar şimdi Bayern, Jalgi, Trinkieri, e, Messi'ni kenara koyalım. Ya yani Seferopoulos, Obradovic, Pile'in Pl dışındaki koçları saydım. Hepsi Taraftar şey diyecek ya biz niye playine kalamıyoruz? Aynen niye zorlamadınız? Niye, zorlamadınız hani 3 maç daha kazansaydınız. Şu mesela... an Zagis'in hedefi yok mu playine hedefi? Yani var. Var. Hedefi var iyi kötü. Çatır çatır da maç de, kazanıyor. deneyecek yani. Dolayısıyla mesela Pablo Dos eleştirilir. Yeni, yeni ilk sezon olmasına rağmen. Efes zaten iyi. ilk Pablo Dos'u getiremeyerek kata. E, sezonun en kötü kulübünü oylasak Efes derim şu an. Efes. Ee, ve panorama kısmına geçiyorum. <laughs> Güzel hızlı bir geçiş oldu panorama kısmı zaten puan durumuyla beraber de geçebiliriz. Çok sorun değil. Güzel bir hafta oldu Euro Lig'de. Ee, ama bu sefer konu başlıklarımız başka. Başka derken direkt soracağım size. Bir seçim yapalım. Euro Lig panoramada e, diye başlayalım diyorum ama önce maçları konuşalım. Bir kere önemli bir Bologna'da da Şengelya'nın dönüşü var. Çok maç önemli. kazandılar. Partizan o maç. ilk 5'in davası için Şengelya'nın olmamasını tercih ederdik. <laughs> Şalvar davası gibi <mesela>, söyledi. İlk 5'in <laughs> <Beşin> davası. davası. <laughs> bir avantajı davası gerçekten bu. Yine Fenerbahçe, Monaco, evet. Panathinaikos'un, Bologna'nın olduğu dönemde Bologna'nın düşmesini bekliyorduk. E Ki bence hala düşmesini bekliyorum ben Bologna'nın oradan. Normal. Ee, hocam Real Madrid 2'de 2, Monaco 2'de 2. Real Madrid çıkaralım. Çıkarım. Real Madrid artık konuşmuyoruz. Biz program ta tavrı olarak. E, bu arada orada da Gabuselin inanılmaz bir performansı var. E, ama haftanın takımını biz dip çizgi olarak Monaco, Monaco. olarak seçtik. Monaco. İki yani, maçında kazanan, Apolet maçını Fenerbahçe'ye karşı kazanan Monaco ve Partizan'da yani. Ve Partizan'ı yendiler. <laughs> Partizan net yendi bu arada. Ee, Efes'i yendi bir önceki hafta. Yani baktığınız zaman çok önemli iki deplasman galibiyeti, bir iç saha galibiyeti. E, Mike James'in biraz vites arttırdığını görüyoruz son üç haftalarda. maç üst üste. Evet. Mike James haftanın zaten Damga vurdu bu hafta. birazdan haftanın öncesinde konuşacağız. Ama Monaco'yu nasıl görüyorsunuz? Siz o düşeceğini mi bekliyorsunuz? Yoksa Monaco ilk dört için bir aday mı? İlk dört için aday da... E, Final Four ya da Playoff... Her ne kadar beğenmeseniz de. Oraya. Final Four ya da Playoff hedefi olan bir takım olsam... Playoff'da Monaco'yu gözüme kestirirdim yani. Ben deplasman da oynayacak olsam bile yani. Ev deplasman... Problem. Monaco'yu deplasmanda inenmez. yenebilirsiniz. Ben o kadar çok korkmuyorum Monaco'dan. Yani Pau'dan daha Anladım. çok korkarım mesela. Panathinaikos'la mı eşleşmek istersin? Panathinaikos'la mı eşleşmek istersin Monaco ile Ben Monaco eşleşmek isterim. Ben OK'ya OK gitmek istemem. Net Monaco eşleşmek isterim. Gibi yani. Ha deplasmanda mesela geleyim, Fenerbahçe, Fenerbahçe Monaco 4-5 eşleşti diyelim. Fenerbahçe 5 bitirdi. Bence Fenerbahçe okay. eğileyebilir. Sorun değil. Sorun yani. değil. Dışarıda bir maç kazanabilir Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin şansı e, deplasmanda oynayacak bir takımdan biraz daha fazla evet. diğer takımlara göre. Yani o oradan e, Peki yani hmm, rakip olarak istersiniz. Okobo affedildi. Lloyd, Okobo, Mike James ya biraz tehdit de var hocam aslında. Var. Ya bunlar iyi gününde EuroLeague alabilirler yani. Evet ama işte o iyi gün 3 haftada görülüyor. Oluyor. Oluyor. Öyle yani 3 haftada. Ya Final da çok denk düşmüyor. Yani. Düşmüyor. Bir de bir playoff serisinde arka arkaya maç oynayınca bu oyuncuların hepsi birden e, bu kadar iyi günler geçiremiyor ayrıca rakip size özel önlem alıyor. Evet. Ben tamam yıldızlar önemli oyuncular hiçbir sözüm yok. Çok beğendiğim John Brown da orada. Türkiye'ye gelse diye çok uğraştım. Böyle kendi kendime keşke Türkiye'ye getirebilsek diye. Ta kazan günlerinden beri çok beğeniyorum onu. Ama e, o kadar da çekmemizi gerektirecek bir takım değil ama haklarını verelim. Monaco gerçekten iyi bir hafta geçirdi. Efes galibiyeti üstüne buraları kazanarak hani o işte e, gevurların <laughs> NBA tayfanın statement dediği, statement win dedi yani mesaj galibiyeti. Ben buradayım. Ben önemli takımım galibiyeti aldı ve şey yaptılar ama ee, onların ekmeğini yağ süren maçlarda oldu tabii işte Paul'un kaybetmesi filan. Evet onu konuşacaktım. Zargis içeride Panathinaikos'u da mağlup etti. Ee, biraz maçları konuşalım sonra da oyunculara geçelim diye düşünüyorum. Ee, Bologna 88-84 Partizan'a karşı kazandı. Geriden geldiler. Geriden ama. gelip kazandılar. Onlar için bir hayatta kalma maçıydı evet. ve kazandılar. Ee, ba Kızıldız Barcelona maçının başlangıcında Sırbistan'da taraftarların şovu. Çok iyiydi. yıldızlar o iyi. şey kırmızı beyaz şeyler, panolar ve inanılmaz bir atmosfer. Ve çok beğendim o maç gelişimi. Belgrad'da maç izlemeye ne zaman gidiyorsun? E, e, hocam umarım yakın bir tarihte. Önce Yunanistan yapalım ama. Yapalım. Bir yani, bilmiyorum yapabilir miyim? Kızıldız, mi? Partizan derbisi izleyelim mi? Ay, Her ay. ikisi oldu. Ama iki, farklı türbünlerde oluruz, ondan dolayı diyorum. <laughs> ben söylerim bu şeydir diye filan. <laughs> Partizan bu. Partizan bu. <laughs> ee, hocam Barcelona kazandı o maçı. Zagis 80-68 Panathinaikos'a karşı kazandı. Ve ben iyi maçlardan birini de şey yazarım. E, 8 sayılık ev sahibi avantajı vardı. Baskonya'ya karşı Maccabi'nin ilk maçı 8 sayıyla kazanmıştı. İkinci maç fark oldu ama Baskonya'ya karşı Bolvin inanılmaz bir performansı. 10 sayıya kadar düştü. 92-82 Baskonya kazandı ve ev sahibi avantajı Baskonya'da şey, kaldı. İkili averaj, i̇kili averaj yani ev sahibi derken ikili averajdan bahsediyorum. Yani Bolvin maç sonunda hakemin hmm. az kalsın dövecekti. Hmm. Zor aldılar yani zor tuttular. Faal olmayan bir pozisyonda saldırmaya kalktı. Biraz onun da şey Baskonya'ya karşı eski takımı bir rovanş olarak görüyor olabilir belki. Olabilir. 30 verimlilik puanlı oynadığı bir maçı kaybetmiş olmak da tabii hayal kırıklığı yaratmış olabilir. Sizin beğendiğiniz oyunculardan biri Cody Miller-McIntyre ilk maçı... Ya adam gayretli, gayretli. Çok gayretli. Hocam zaten haftanın asistini yaptı. Bir de ilk maç 39 verimlilik puanı gibi bir şey çıkardı. Hı. Yani Baskonya adına önemli... Antark'ten. Ama yine de haftanın oyuncusunu şey seçeceğiz. Şimdi oraya geçiyorum. Haftanın oyuncusu. Haftanın oyuncuları aslında. Evet. İki oyuncu seçmek gerekirse. Ee, hadi ben Yabusele'de ben diyeyim. James evet. Yani çok net Mike James. Bu iki oyuncu da dominant bir haftayı geride bıraktılar. Mike James'in istatistiklerini saymadan doğrudan ben şey diyeyim. asfele karşı e, Yabusele'nin ne yaptığına bakalım. 26 sayı 3 divantlık bir performans. %78 ile. 77.8 ile atmış Yabusele. Ee, o sakatlık dönüşü. Rahmatle bir sen eksiktin dedim yani bu haftayı izlerken. Biraz fazla güçlüler. Ama onları yenecek biri çıkacak. Herkes bu sene şey düşünüyor sosyal medyada. Baktım panorama kısmına belki bu konuyu ele alabiliriz. Birinciliğin laneti mi? Bu kadar iyi oynaması, bu kadar net bir liderliği Real Madrid'in final Euroleague kaybedeceğini düşünüyor herkes. Bu çok mu? Tam bir Euroleague klasiği olur bu. Ve bir geçen de... sene favori değilken kazanmış olmalarına rağmen. Evet. Ne kadar iyi olduklarını şöyle söyleyelim. İlk 25 hafta bitti değil mi? İlk 15 hafta net rating artı 10'du bu takımın. Yani hücum verimliği, eksi savunma verimliği artı oldu bu anormal bir istatistik. Son 8-10 haftada artı 2'ye filan indi. Yani yine artıdalar ama Real Madrid kendi oyunda bayağı bir gerileme var. Epey bir gerileme var. Ona rağmen çok az maç kaybettiler yani o kadar evet. kötü oynarken de kazanıyorlar. Korkutucu şeyi biraz daha şöyle söyleyeyim mi? Musa'nın belki e, Musa yükseği konuşuluyordu Hı? yani NBA durumları vesaire tartışılıyordu. E, kalacağı söyleniyor Canan Musa'nın. Ama e, Musa'nın yükselişi biraz film ismi gibi oldu. E, hocam Hezonya ve Yabusele'yi bu takımdan çıkardığınız çıkarsak. E, şey yapıyorum. Velevki. Yine favori. Bu takım ilk altına düşer Düşmez. mi? Düşmez. Hezonya ve Yabusele'den bahsediyorum. Düşmez. Şimdi bu Hezonya ve Yabusele'yi alın. Rermal hariç her takımda ilk beş başlar mı? Ilk başlar. Önce... Tamam teşekkür ederim. Bir, bir, de şöyle bir şey var. Şimdi playoff final for dönemini oynamayı bilen İspanyol e, onlar çekirdek var. var. <laughs> yani. <Gerçi Lulü, gülüyor> Sakat çok uzun süreli. Tavares Sakat ona rağmen düşmüyorlar. Evet. Tavares dönecek. Poirier'in bu haftanın en iyi oyuncularından bir tane daha alsak Poirier'i alırdık. Evet. E, maç kaybetti diye buraya e, Cody Miller, McIntyre alamıyoruz. Kenan Evans'a. Kenan Evans'a. Ona ilgili bir şey de söyleyeceğim bu, bu arada. Kenan Evans, hocam buyurun siz isterseniz. Kenan Evans'ı arkadaşlar Fenerbahçe'nin gelecek sezon için ciddi şekilde istediği e, oyuncuyla ilgilendiği. Evet. ve favori düştü. olduğunu söylüyorlar piyasada. Evet. Çünkü diğer takım da Milan. Ben i̇ki. çok isterim Fenerbahçe'de izlemek. Olur. İnşallah yani. Milan'a gidip çöp olmaz yani. Olur çünkü Kenan Evans oyunu iki yönle oynayabilen evet. bir oyuncu. Olması da çok iyi. Ya hocam patlama anlarını çok iyi yapabiliyor. Yani hem dribling üstü şutu. Hem oyunda şey potaya gidişteki o şeyi, esnekliği, vücut esnekliği. Katılıyorum. Asist de üretebilen böyle. Evet. Sadece skor değil. Milan'a da gitmesin Yani. Gitmesin. Şabaz'ın yaşadığı problemleri görmüştür herhalde Mesina'yla. Eğer Milan ve... Şabaz mı? 500 tane oyuncu sayarım. <laughs> yani işte. En son örnek olduğu evet. için söylüyorum. Milan ve Fenerbahçe arasında kalırsa Fener'i seçeceğini düşünüyorum. Ben de. Önemli transfer olur. Yani. Umarım kendimiz seneye Fenerbahçe'nin oyuncusu olur. Bir de son bir şey soracağım. Tabii hocam. Bu hafta içi çok tartışılan bir şeydi arkadaşlar. Yunan medyası bu arada ara ara tartışıyor. Yunan medyasından da bir iki haber vereyim. Atina'dan bildiriyor Rehan Muhtar. <laughs> Atina muhabiri <laughs> Togan Karataş bildiriyor. Ee, ya da Selanik'ten bildiriyor. Selanik olur. Atina'dan, bildir Pire'den bildiriyorum. Ee, şöyle bir şey var. Birincisi Anadolu Efes'in -Efes baş antrenörüyken çok iyi savunma takımı kurmasıyla tanınmayan Ergin Ataman'ın Pao'yu ne kadar iyi bir savunma takımına dönüştürdüğü ne dair iki tane haber gördüm. Bunu bir düşmek istiyorum buraya. Son 8 hafta en iyi savunma takımı evet. İç özellikle. Ee, ve Jalen Grant. Umarım... Jalen Grant umarım sezonun en iyi savunmacısı seçilecek. Lütfen. Umarım yani. İkincisi de çok popüler. Seçilmezse çok büyük olay çıkartırım ben... kendi içimde. Çünkü Tavares'te sakat şu an. Evet. Ee, i̇kincisi de popüler NBA karşılaştırmaları olur ya işte Devin Booker mı, Donovan Mitchell mi gibi. Böyle bir karşılaştırma yapılıyor. Çok böyle direkt aynı oyuncular değiller ama Kendrick Nunn ve Isaiah Cannon karşılaştırması yapılıyor. Hangisi daha iyi oyuncu? İşte Cannon biraz daha verimli oynuyor. Onu söyleyebiliriz. Isaiah Cannon'ın yüzdeleri daha iyi ama Nunn da bir skor... Scoring... Nunn'ın şey, maç ortası açıklamasını gördünüz mü? <laughs> Alt sayı. Alt onu sayı. Mu <gülüyor> Çok <gülüyor> uzun bir şey söyleyecekmiş gibi yapıp... Kendrick <laughs> Nunn da skor yükünü taşıyan bir oyuncu olduğu için yüzdelerinin bir miktar düşmesi normal. E, Nunn <laughs> mı Cannon mesela sence? Yani son onu sorayım. Yani. Şu an Cannon. Şu an Cannon mı? Ama neden? Ee, Nan'ın bir sene sonra o işi Canon'la çok fazla arttıracağını düşündüğüm yani için. Yani bu oyunda zorlamalarını falan azaltınca, törpüleyince... Azaltacaktır ince. ki bence şey yani... Euroleague için bulunmaz nimet iki oyuncu da. Her eve lazım oyuncular Hı. yani. Ya yani tam bir de böyle hani Oli, Pao kapışmasının ortasında konuşulan çok bir güzel. Konu. Ben seçimimi yapayım. Ben bu iki oyuncudan Nan'ı seçiyorum. Ama bu sezon Canon daha değerli bir Anladım. Oyuncu. Çünkü Canon Euroleague bilen, tecrübeli evet. bir oyuncu. Doğru biraz... Ama e bence ikisi arasında bir seçim, gerçek bir seçim yapılacaksa hangisini takımımı alırım diye soruyorsun alırım. alırım. Ben de Nan alırım. Şimdi kendin biraz daha spot up shooter gibi oynuyor. Nan kendi sporunu Bu sene o spot up shooterlükten çıkmak zorunda kaldı. Ç mı? kaldı çünkü çok sakat vardı. Evet. Onu da bu arada başarıyla, başarıyla uyguladı. Ondan diyorum bu söyleyeyim. sezon diye. Ama evet Nan daha potansiyelli bir oyuncu zaten. Yani ona bir itiraz Papa mi? mit oğlum, Hadi. Bir ara bu karşılaşmaları yapalım. yapalım. Bu sezon mit oldu ama bu genelde olarak. Bu sezon mit oldu da kariyer Papanika, adamın Euroleague şampiyonlukları var. Kesinlikle. Ee, Güzel sorular. Belki haftaya şey yaparız, Orçun da haftaya bizimle beraber olacak. Bir, bir çizgide, aksilik olmazsa bir aksilik evet. Olmazsa haftaya belki bu sorulardan sizi sıkıştırmaya başlarım ben tamam. ufak. ufak. Sezonun geri kalanı play potasında sorularımız sert olacak. Evet, bir de yavaş yavaş şeyi de konuşalım artık. Sezon sonu gelirken bir ikili durumlarına falan, fikstürün kalanına da bakalım. E haftaya Pau Fenerbahçe Efes Makabi maçları var. Umarım 2 iki yaparız. Iki İkisi yaparsın. de çok güzel maçlar, e Panathinaikos Fenerbahçe herhalde Euroleague'de de haftanın öne çıkan maçı herkese iyi seyirler diliyoruz. Umarım kazanan bizim takımlarımız olur. Dip çizgi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya bu sorularla, haftaya bu maçların değerlendirmesiyle tekrardan gurme sporda olacağız. Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. İyi hafta sonları. Hoşçakalın arkadaşlar.